kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere şekli şahane, pamuk gibi yumuşacık, nefis bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık sütümüzü alalım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim. Üzerine 1 tatlı kaşığı insan tımarı ekleyelim. 1 yemek kaşığı da toz şeker ekledikten sonra bir spatula yardımıyla şeker eriyene kadar karıştıralım. Vaktiniz varsa bu şekilde üzerini kapatıp bir 10 dakika bekletebilirsiniz. Bu şekilde maya aktif hale gelecek ve daha kolay bir şekilde kabaracaktır. Benim vaktim olmadığı için hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurta akımı var. Onu da içerisine ilave ediyorum. Spatula ile tekrar karıştırdıktan sonra artık son olarak unumu ilave edeceğim. Toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Unu her zaman söylediğim gibi yavaş yavaş eklemekte fayda var. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından. Üzerine 1 tatlı kaşığı silmede tuz ekledim. Ve elimi vurmadan bir spatula yardımıyla hamur ağırlaşana kadar karıştıracağım. Sonrasında spatulayı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Gördüğünüz gibi unumu yavaş yavaş ekleyerek toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Tam 3,5 su bardağı değildi arkadaşlar. Her unun kalitesine göre un miktarı değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde koyalım. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ekliyorum. Ve yoğurmaya devam edeceğim. Bu tereyağı sayesinde hamurumuzun kıvamı çok daha elastik ve çok daha lezzetli olacak. İlk aşamada çok cıvık gibi gelebilir size ama yoğurdukça göreceksiniz kıvamı o kadar güzel olacak ki devamlı bu şekilde yoğuracaksınız poğaça hamurlarınızı. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca hamurumu yoğurdum ve kapağını kapatıyorum. Hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Benim çok fazla vaktim yoktu. Yarım saat kadar bekleyebildim. Ama mutlaka 1 saat mayalanmaya bırakalım hamuru. Mayalanan hamurumun üzerine açtım ve hemen tezgahımın üzerine alıp bezeleri ayıracağım. Çok yumuşak bir hamur, hafif ele yapışıyor ama içindeki tereyağı sayesinde de kolay bir şekilde şekil alabiliyor. Hamurumu şöyle bir toparladım ve eşit bir şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Bölmüş olduğum her bir parçayı da eşit 6 parçaya böleceğim. Hamurlar eşit olursa çok daha iyi olacaktır. Daha orantılı bir şekilde poğaçalarımızı hazırlayabiliriz. Diğer hamurumu da aynı şekilde 6 eşit parçaya bölüyorum. Toplamda 12 tane beze yapmış olacağız. Şimdi hamurlarımı beze haline getiriyorum ve bir kenara alacağım. Hemen şekil verme işlemine geçeceğim. Eğer bu esnada büyük olanlar varsa küçük olanlara koparıp ilave edebilirsiniz. Toplamda 12 tane bezemiz oldu. Bunu hemen bir kenara alıyorum ve poğaçalarımı hazırlamak için bir tane cupcake kalıbına ihtiyacım var. 12'li bu şekilde bir cupcake kalıbınız varsa sizler de bu harika poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Öncelikle kalıbımızı bir fırça yardımıyla güzelce yağlayalım. Ben sıvı yağ ile yağladım. Dileyen oda sıcaklığında yumuşamış katı yağ veya tereyağıyla da yağlayabilir. Kalıbımı yağladım. Hemen bunu bir kenara alıyorum ve poğaçamın yapımına geçiyorum.
Öncelikle beze haline getirmiş olduğumuz hamurlarımızı 3 eşit parçaya bölelim. Daha sonra içe doğru katlayarak böyle uç kısımlarını birleştirip elimizle yuvarlayalım. Vermiş olduğum ölçülerden 12'li bir tane cupcake kalıbı tamamen doluyor. Evet, bu şekilde 3 tane parça elde ettik. Şimdi bu 3 parçayı bir tane cupcake kalıbının içerisine yerleştireceğiz. Güzel gözükmesi için görüntü olarak üçünün de eşit olmasına dikkat edelim. Evet, bu şekilde üçünü yan yana koydum ve bir kez daha hemen göstermek istiyorum. 12 tane beze yapmıştık. Şimdi her bir bezeyi de 3'e bölüyoruz. Daha sonra kenarlarını içe doğru katlayarak güzelce yuvarlıyoruz. Ve kenara alıp üçünü de aynı şekilde yuvarlıyoruz. Yapımı oldukça pratik ama inanın görsel olarak muhteşem bir poğaça oluyor. Özellikle davet sofralarınız için veya çocuklarınızın beslenmesi için ya da gün sofralarınız için bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Evet, hepsini bu şekilde hazırladım. Artık son 3 parça poğaçamı da yerine yerleştirdikten sonra şimdi üzerini kapatacağım ve tepsi mayası için en az 35-40 dakika boyunca beklemesi gerekiyor. Güzelce kabarıp sonrasında fırına vermemiz gerekiyor. Tepsi mayası çok önemli. Eğer güzel böyle yumuşacık bir poğaça yapmak istiyorsanız. Evet, şimdi üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 40 dakika bu şekilde bekleteceğim. 40 dakikanın sonunda poğaçalarıma hemen bakıyorum. Pufidik pufidik çok güzel bir şekilde kabarmışlar. Ayırmış olduğum bir tane yumurta sarım vardı. Onu güzelce çırptıktan sonra poğaçalarımın üzerine bolca sürüp hemen fırına vereceğim. Yumurta sarısını sürerken çok fazla bastırmayın, poğaçanın kabarıklığı sönmesin. Bu şekilde hafif hareketlerle her yerini yumurta sarısıyla kaplayalım. Bu arada fırını da 180 dereceye getirelim. Alt üst ayarlı 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakikada poğaçalarımız pişiyor. Ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerini çörek otu ve susamla süsleyeceğim. Sizler dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey serpmeden bu şekilde de fırına verebilirsiniz. Kenar kısımlarını susamla, ortasında çörek otuyla süsledikten sonra artık bu nefis poğaçalarımız fırına girmek için hazır olacak. Yapımı oldukça pratik ama inanın çok lezzetli ve görseli muhteşem bir poğaça oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında artık poğaçalarımı pişmeye bırakabilirim. Poğaçalarım yaklaşık 30 dakika sonra çok güzel bir şekilde kızardılar. Hemen şöyle çıkararak üzerine temiz bir bez kapatacağım ve 15-20 dakika dinlendikten sonra sizlere son halini de göstermek istiyorum. Nar gibi çok güzel bir şekilde kızarmışlar. Yaklaşık 15-20 dakika üzeri kapalı bir şekilde dinlendirdim ve hemen sizlere çıkararak bir de yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şekli şahane, pufidik pufidik, yumuşacık, harika bir poğaça olmuş arkadaşlar. Eğer sizler de böyle bir kalıpta bir poğaça hazırlamadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi özellikle böyle özel günlerinizde, davet sofralarınızda sizler de bu şekilde hazırlayıp herkesi hayran bırakabilirsiniz. Hemen şöyle sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Umarım görüntüsünden ne kadar lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Bana da destek vermiş olursunuz.
Bir de sizlere şöyle dış çekimde göstermek istiyorum. Bu şekilde sizler de üzerine birer yaprak nane yaprağı koyarak bu şekilde servis edebilirsiniz. Gerçekten görüntüsü muhteşem oluyor. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.